can sana hayran, bu can sana kurban. Can canan eylesin. Aşk elinden oldu gir ya. Özge canın eylesin. Yar elinden oldu gir ya. Canım ol, cananım ol, derdim ol, dermanım ol, gönlümün sultanı gelsin. Budur aşkı meydan, döner merdümerdan, aşk ile yanan gelsin. Yar elinden oldu gir ya. Derdimi bilen gelsin. Yar elinden oldu gir ya. Derdimi bilen gelsin. Canım ol, cananım ol, derdim ol, dermanım ol, gönlümün sultanı ol. Canım ol, cananım ol, derdim ol, dermanım ol, gönlümün sultanı ol. Tövbe acziyetimizin itirafıdır. Allah'a olan ahdimizde zaman zaman zafiyete düştüğümüzün açık bir ifadesidir. Peki Müslüman niçin tövbe etmelidir? İstiğfar etmenin faziletleri nelerdir? Konuyla ilgili merak edilenleri Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Dr. Harun Dündar Karahan birazdan Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor.
Hayırlı sabahlar kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir sabahta sizlerle yeniden buluşmanın keyfini, mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Hepiniz Diyanet TV'ye ekranlarınızın başına yeni güne merhabaya hoş geldiniz diyerek başlayalım. Ramazan ayı boyunca efendim her çarşamba günü olduğu gibi bugün bizlere yine Ali Osman Alaca ve ekip arkadaşları eşlik ettiler. Onların seslendirdiği güzel eserle yayınımızı açtık. Teşekkür ediyoruz hepinize. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum tüm izleyenlerimizin. Böyle sonlarına yaklaştığımız Ramazanları evet. Tebrik ediyorum. Ben dedim bugün acaba elveda var mıdır ama haftaya bıraktınız. Evet şöyle Kadir gecesinin gününe bıraktık inşallah. İnşallah. O gün artık tamamen vedalaşacağız Ramazan'la. Evet. Ya birkaç gün kalıyor zaten devamında. Kadir gününde inşallah elveda diyerek izleyicilerimize sesleneceğiz. Evet. İlk gün ağırladık sizi, son haftaya da geldik neredeyse değil mi? Nasıl evet. Hızlı geçti? Evet, zaman su gibi akıyor. Hı hı. Yani Ramazan'ın bu rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde elhamdülillah. Uzun bir süre gibi ama aslında baktığımız zaman çok kısa bir sürede insan ömrü gibi. Yunus'a da demişler ya ömür nedir? Göz açıp kapayıncaya kadardır ya. Galiba. O kadar süre gibi bir şey yani evet. Peki bu kısacık ömürde musikiyle hemhal olmak size nasıl farkındalıklar kazandırıyor? Yani aslında ta çocukluktan beri süre gelen bir süreç bu. Evet. Ben kendi adıma ve kıymetli arkadaşlarımın da geneli ufak yaşlarından itibaren aslında musikiyle hemhal olmuşlardır. Hamdolsun ben Konyalıyım ve Mevlevi bir babanın oğluyum. Babam neyzendi. Maşallah. Biz çok ufak yaşlarda musikiye başladık. Aynı zamanda neye başladım ben? Evimizde her an musiki vardı. Ne kadar güzel. Çünkü baba musikişi nasıl olunca tabii ki imam, hafız ve musikişi nasıl olunca evlatlar da ön nereye giderse arka onu takip ediyor. Bizler de onun yolunu takip etmeye gayret ettik. Elhamdülillah iyi ki bize bu yolları açmış. Hamdolsun bu geleneği, bu kadim geleneği sürdürme yolunda biz de hamdolsun bir takım çabalar sarf ediyoruz. Ecrini mükafatını Rabbimden bekliyoruz. Amin inşallah. Babanıza da selam olsun buradan. Dediniz ki imam, hafız, musiki, şinas. Evet. Değil mi? Aslında dini musikiyle de siz doğal olarak ilgileniyorsunuz. Tabii. İmamların, hafızların musiki biliyor olması önemli, kıymetli değil mi? Çok haklısınız. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın riyasetinde Kadir hocamızın başkan yardımcımız muhterem hocamız ve şu anda akademi başkanımız Osman Enver hocamızın doçent doktor. Hocalarımızın riyasetinde ve kıymetli daire başkanlarımız hepsi çok özeller, çok kıymetliler. Başkanlık olarak imamlarımıza yönelik tasih huruflarda dini musiki eğitimlerimiz var. Hüsnü tilavet eğitimlerinde dini musiki eğitimlerimiz var. Özel ezan 80 saatlik ezan kurslarımız var. Ve en özeli muhterem Diyanet İşleri Başkanımızın özel projesi olan 9 ay süreli dini musiki kursu. Çok. Hamdolsun kıymetli Fatih hocamızla beraber bu kursun koordinasyonunu ben yapıyorum. En özel projemiz bence bu. Buradan mezun olan hocalarımız çünkü akademilerimizde ve eğitim merkezlerimizde musiki hocası olarak atanıyorlar. Ve güzel ezan okuma, güzel sala, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma eğitimlerini bizim buradan gönderdiğimiz kıymetli hocalarımız Anadolu'muzda devam ettiriyorlar. Ne kadar bu çok güzel. Değerli projeydi. Çok, gerçekten. Buradan kıymetli başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza canı gönülden şükranlarımı bir daha iletmek istiyorum. Bu konu çünkü onun projesiydi ve hamdolsun halen de devam ediyor. 5. dönemlerini yapıyoruz. Ne güzel maşallah. Biz de sizin bu aktarımınız vesilesiyle emeği geçen herkese çokça teşekkür etmiş olalım. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Kıymetli projeler yeniden güzel eserlerle döneceğiz size. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Evet efendim hemen o zaman gelelim bugünkü içeriğimize günün konusuna. Bugün aslında insan olmanın belki de böyle en yakın hallerinden birini konuşacağız efendim. Tövbeyi konuşacağız bugün. Allah'a yakarış, Allah'a dönme, tövbe, istiğfar etme. Nedir bunlar? Ne anlama geliyor? İnsan olmakla nasıl yaklaşıyor? Rabbe yaklaşmamız manasında nasıl anlamlanıyor tövbe? Hepsini bugün detaylandıracağız efendim. Konumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Doktor Harun Dündar Karahan hocamız olacak. Yayınımız boyunca kendisi bizimle birlikte olacaklar. Buradalar hemen kendisine döneceğim ama dönmeden önce malumunuz Ramazan ayı boyunca her gün sizlere ufak bir hediyemiz var. Onun takdimiyle başlıyoruz yayınımıza. Yine öyle yapalım efendim. Yanımda görmekte olduğunuz şu an elime aldım. İşte bu kutunun içerisinde
sizler için hazırladığımız bir hediye var. Daha doğrusu hediyelerimiz var. Orucu Anlamak isimli bu güzel kitabımız var efendim. Kur'an-ı Kerim'imiz var. Aynı zamanda seccademiz var, tesbihimiz var. Bu güzel hediye kutumuzun çekilişine katılmak için Yeni Güne Merhaba TV Instagram hesabımızda paylaştığımız en son gönderiyi beğenmenizi ve altına arkadaşlarınızı etiketlemenizi rica ediyoruz. Yayınımız boyunca beğeni ve etiket gerçekleştirebileceksiniz. Yayınımız sona erdiğinde ise biz hemen çekilişi yapıp bu güzel hediyeyi sizlere büyük bir memnuniyetle göndereceğiz inşallah efendim. Bunu da aktardıktan sonra artık günün konusunu konuşmak üzere hocama dönüyorum. Harun hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İlknur Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Ramazan ayını işte ne güzel, değil mi? Ali Osman hocamın da ifade ettiği gibi güzel bir ay. Çok çabuk geçiyor, hızlı geçiyor. İşte konumuzla da alakalı olarak son 10 günü artık günahlardan arınma ve affedilmeyi umduğumuz günlere girmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak inşallah müstefit olmayı hepimize nasip eyler. Sonunda da bayrama erişmeyi nasip eyler diyelim inşallah. Amin. İnşallah dediğiniz i̇nşallah. Gibi böyle arınmış olarak, tövbelerimiz kabul i̇nşallah. Olunmuş olarak, evet. o huzuru hissederek evet. bayrama erişelim inşallah, i̇nşallah. Hepimiz. İnşallah. Peki Harun hocam, şimdi ben açılışta da söyledim. Böyle insan olmakla çok yakın gelir bana hep böyle tövbe halinde olmak. Çünkü böyle hataya çok yakın Tabii. varlıklarız gibi. Hatta hatasızımız yok gibi. Yok. Yani insan olup da hatadan beri olan yok gibi. Evet. Bu manada hocam tövbe insan hayatında nasıl anlamlanıyor diyeceğim ama öncesinde bir tanımlarla başlayalım isterseniz. Tabii. Tövbe diyoruz, istiğfar diyoruz. Hatta biraz daha böyle derinleştirince evet. inabe ve benzeri evet. artıyor değil mi o tanımlar ama biz şöyle bir başlayalım. Tövbe ne demek, istiğfar ne evet. demek bize biraz aktarsanız. İstiğfar aslında tövbeden önce geliyor. Yani bir kişinin günahının fark etmesi veyahut da günahkar olabileceğini, her an günaha düşebileceğini fark etmesi duygusu, bir bilinç düzeyi aslında ve her Müslümanın ister günah işlesin ister işlemesin herkesin istiğfar içerisinde bulunması tavsiye ediliyor. Bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hani günde 100 defa istiğfar ettiğinden bahsediyor. Günahı olduğu için değil, aslında günaha her an meyyal bir varlık olduğumuz için. Aynı zamanda kulun tevbesi ve istiğfarı onun kulluğunun göstergesi niteliğinde. Yani Rabbine yaptığı bir kulluktur aslında. Ve bu istiğfarla belli bir noktaya gelen kul daha sonra tevbe ile günahından artık dönme. Tevbe çünkü rücu etme demek. Yani önceki haline dönme ve halini düzeltme, yenilemeyi ifade eder. İstiğfarla günahın farkına olmak, farkında olmak, bir farkındalık düzeyine erişmek. Tevbe ile de artık ondan vazgeçmek ve eskisini onararak, düzelterek yeni haliyle hayatına devam etmeyi ifade eder. Yani tevbenin bu anlamdaki karşılığı bu. Bakıldığında tevbe bütün insanların mutlaka yapması zorunlu olan bir şey. Yani tevbe etmekten yüz çevirmek, yani tevbeden vazgeçmek gibi bir şey asla söz konusu değil. Çünkü kul olarak hepimiz aciz varlıklarız. Hepimizin hataya düşebileceği Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Cenab-ı Hak bu anlamda günah işleyen kullarına kızmıyor aslında Kur'an-ı Kerim'de. Tevbe etmeyenlere, yani tevbeden geri duranlara Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse sistemi. Çünkü insanoğlu günahla malul bir varlık, nisyanla malul bir varlık. Mutlaka günah işler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Adem oğlunun en hayırlısı hani günah işleyip günahından hemen sonra tevbe edendir diyor. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, eğer siz hiç günah işlemeyecek olsaydınız Allah sizin yerinize günah işleyen sonra da tevbe eden kullar yaratırdı. Yani burada tevbe bizim kulluğumuzun göstergesi açısından her daim yapmamız gereken ve her daim Allah'la irtibatımızı sağlayan duanın farklı bir boyutunu ifade ediyor. Onun için kulla günah, kulla bakıldığında Adem Aleyhisselam'dan itibaren hep beraber olmuş, mürekkep olmuş. Bunlar birbirinden ayrılmamış. Daha ilk peygamber Adem peygamberden itibaren Cenab-ı Hak bunun örneklerini Kur'an-ı Kerim'de bize veriyor zaten. Yani sizin atanız, babanız ve ilk peygamberiniz böyle bir hata yaptı. Ve cennetten bu hata neticesinde çıkartıldı ve bu neticesinde de Allah'a yöneldi. Burada çok ilginç, yani insanın melek olmadığına aslında bir vurgu yapılıyor. Çünkü insanoğlu günah işler. Yani burada şeytanla Adem figürü aslında bizlere iki örnek olarak sunuluyor. Burada şeytanın
Allah'a karşı kibirlendiğini görüyoruz. Yani yani diyor ki febime ağveyteni, şayet sen beni azdırmasaydın diyor. Allah-u Teala'ya bir de iftira atıyor. Yani kendi işlediği, yaptığı o kibirinden dolayı Adem'e secde etmemesi, Adem'e itaat etmemesinin sebebini de yine Allah-u Teala'nın kendisini azdırması olarak yorumluyor. Ve nihayetinde ne oluyor? Şeytan Allah'ın indinde kovuluyor ve Allah'ın doğru yolu üzerine, insanların doğru yolu üzerine oturacağını ve insanları doğru yoldan saptıracağından ifade ediyor. Burada bir irade gösteriyor şeytan. Ama aynı şekilde Adem Aleyhisselam'a baktığımızda ise o öyle demiyor. Ben kendime zulmettim. Yani bu günahı ben işledim ve Allah'ım beni affet diyor. Yani orada kendi iradesine yaptığı, kendi iradesinin neticesinde elde ettiği bir günahı, yani sonucu olan bir günahı kendisine mal ediyor. Kimseye suçlamıyor. Ve dolayısıyla burada bir melek olmadığını, yani melek olmadığını, her şeyin aslını bilemeyeceğini ve nihayetinde o Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Havva ile beraber yapmış oldukları dua, Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Yani orada ya biz kendimize zulmettik, ya Rabbi eğer sen bizi affetmezsen biz hüsrana uğrayanlardan olacağız diyor ve kendilerine burada işi tamamen çıkartıyorlar. Esasında tevbenin öznesi insan, yani günahın öznesi de insan olduğu gibi. Çünkü Allah-u Teala insana akıl vermiş, irade vermiş ve bu akıl ve iradesiyle günah işleyebileceğini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizlere söylüyor. Yani nihayetinde insanoğlu bu dünyada şeytanla, nefisle sürekli imtihan halinde, malla, mülkle, acılarla, yoklukla insanı günaha sevk edebilecek o kadar çok unsur var ki aslında. Ve insanoğlu bunları yönetmek zorunda. Yönetmediği zaman, yönetemediği zaman suçu başkasına atmasının hiçbir neticesi yok. Allah katında da hiçbir kıymeti yok. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki tövbe kavramına baktığımızda tövbenin aslında bizatihi insanı arındıran, bizatihi insanı fabrika ayarlarına döndüren, işte sizin de ifade ettiğiniz gibi bizatihi insanı bir bilincinde yeniden bilinçlenmeye yönelten bir hususu var. Çünkü öyle bir şey ki insan eğer günahını günah işlediğinde onun farkına varır ve yönetebilirse, yani insan olduğunun farkına varırsa Allah-u Teala ona çok daha farklı makamlar, çok daha farklı kapılar açabiliyor. Bunun biz çok örneğini görüyoruz. Asr-ı Saadet'te Hazreti Ömer Efendimiz'e bakalım değil mi? Yani Müslüman olmadan önce yapmış olduğu hatalar var, yanlışlar var. Ve o hatalar ve yanlışlarını kendisi biliyor ve nihayetinde tevbe ediyor ve Hazreti Ömer gibi daha dünyadayken aşire-i mübeşşereden dediğimiz cennetle müjdelenen sahabeler arasına giriyor. Bununla bakıyoruz, yine Kur'an-ı Kerim'de hani bir örnek Ka'b bin Malik'in örneği vardır. Yani çok meşhur bir örnektir bu. Ka'b bin Malik Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zırhını verdiği, kendi zırhını da ona giydirdiği bir sahabe. Ve 17 yerinden yara almış bir sahabe ve bütün İslam'ın bütün gazvelerine, cihatlarına katılmış bir sahabe. Fakat Tebük seferine katılamıyor. Yani Tebük seferine katılamıyor. Katılamama sebebi de yok. Yani tamamen işte Medine'deki rahatlığını terk etmeme isteği. Ve nihayetinde Tebük ordusu yola çıktığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yoldayken Ka'b bin Malik'i soruyor. Nerede Ka'b bin Malik dediğinde diyorlar ki onu dünyalık işler Medine'de kalmasına sebep oldu. Bunun üzerine savaş sefer bitiyor ve geldiklerinde tabii Ka'b bin Malik Medine'de bir bakıyor ki münafıklar kalmış, yaşlılar kalmış, yani sefere gitmeyenler onlar ve kendisi sadece tek orada onların içerisinde kalmış. Yaptığı hatanın farkında fakat gidebilecek artık vakit de geçmiş. Ve nihayetinde ordu geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a herkes mazeretlerini ifade ediyorlar. Yani kimisi diyor ki ya Resulallah benim işte ben yaşlıydım, kimisi hastaydım, kimisi işte yaşlı annem babam vardı falan. Kendi ifadelerini söylüyorlar, özürlerini beyan ediyorlar. Fakat Ka'b bin Malik'in içinden yalan yere bir özür dilemek gelmiyor. Yani Efendimiz'in huzuruna gidip de herhangi bir şeyi bahane göstermek istemiyor. Ve diyor ki ya Resulallah ben tamamen nefsime uydum.
beni Medine'deki rahatım alıkoydu ve ben ordunuza katılamadım. Onun gibi 3 tane sahabe var. Ve tabii o dönemde hani cihata katılmamak, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir önderin komutasındaki orduya katılmamanın cezası var ve Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir af yok. Yani böyle bir af ayeti gelmemiş daha. Ve nihayetinde Efendimiz Ka'b bin Malik'in özrünü kabul etmiyor. Yani o yalan söylemek istemiyor, Efendimiz de onun özrünü kabul etmiyor. Aslında çok ağır bir durum. Yani belki insani olarak birçok bahaneler sunabiliriz. Ama o işte Hazreti Adem gibi ben kendime zulmettim. Yani faturayı kendisine kesiyor tabir caizse. Yani hiç kimseye kesmiyor. Yani ailesine kesmiyor, hastalığa kesmiyor, oradaki başka durumlara kesmiyor. Diyor ki ben diyor kendimden dolayı bunu yaptım. Bu tam bir peygamberi ahlak. Yani bu tam Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği bir tevbe ahlakı aslında. Ve Ka'b bin Malik'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine çekil diyor. Ka'b bin Malik rivayetlere göre 50 gün kadar önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kılıyor. Fakat Efendimiz onu her gördüğünde kafasını çeviriyor. Bu sefer mescidin en son kısmında kılıyor. Yine onu her gördüğünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kafasını çeviriyor. Çok ağır bir şey bu. Yani fakat Efendimizin de yapabileceği bir şey yok. Çünkü onu da Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerle yönlendiriyor. Yani Allah'ın affetmediği bir günahı Efendimizin affetme yetkisi yok. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey de verilmemiş Efendimiz'e. Ve dolayısıyla burada Efendimiz diyor ki evine çekil. Evine çekiliyor ve bir zaman sonra aradan zaman geçiyor ama Ka'b bin Malik sürekli bu arada sahabelere soruyor. Benimle ilgili bir şey dedi mi? Benimle ilgili bir şey oldu mu diye. Fakat herkes diyor ki hiçbir şey yok seninle ilgili. Ve nihayetinde biraz daha zaman geçtiğinde diyor ki eşinden de ayrılacaksın. Eşin ayrı evde duracak, sen ayrı evde duracaksın. Tabi bu arada eşi geliyor Efendimiz'e diyor ki Ka'b diyor yaşlı birisidir diyor. Yani kendi ihtiyaçlarını görecek durumda değil. Hani izin verseniz hani şey yapsam yardım etsem. Hayır diyor, yok. O tek kalacak evinde. Yani öyle bir tecrit ki yani hani tevbe şeyinin nasıl olmasına güzel bir örnek olduğu için anlatıyorum. Evet. Ve adım 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 Ka'b bunu yudum yudum bu acıyı hissediyor. Ve 50. gün sabah namazını kıldığında ayet-i kerime nazil oluyor. Diyor ki yerle gök onlara dar gelmişti. Onlar diyor vicdanları onları artık dayanılmaz noktalara getirmişti. Tevbe suresi ayet-i kerimesinde. Ve Allah diyor onların tevbelerini kabul etti. Tabi bu ayet-i kerime indiğinde Medine sokaklarında sahabeler ilk müjdeyi veren olmak için koşarak onun evine gidiyorlar. Ve müjde diyorlar ayet geldi senin hakkında. Hemen koşuyor Ka'b bin Malik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah hani çok mutlu, çok sevinçli ve diyor ki bütün malımı feda ediyorum. Yani bütün malımı feda ediyorum. Ve Efendimiz diyor ki hayır diyor. Sen diyor bunu yakınlarına bir kısmını feda et ama bir kısmını da kendi elinde tut. Çoluğun çocuğun için tut diyor. Ve nihayetinde onun tevbesi kabul oluyor. Diğer 3 kişinin de tabii 2 kişinin de tevbesi kabul oluyor. Yani burada Ka'b bin Malik aynı Adem Aleyhisselam gibi, Yunus Peygamber gibi bir tevbe yapıyor. Biz buradan bir şey öğreniyoruz. Tevbede samimiyet, yani kulun gerçekten samimi olarak Allah'a günahını itiraf etmesi. Bu çok önemli bir şey. Samimiyet önemli. Bunu şunun için diyorum. Hristiyanlıkta da örneğin tevbe günah itirafı vardır. Yani papazların önüne giderler, belli bir para verirler ve o paranın neticesinde günahını itiraf eder günahkar olan kişi. Ve affolmayı ve papa da onu affeder. Fakat bu dünyada işlediği günahlardır. Yani dünyada işlediği günahları itiraf ettiği zaman affolur. Buradaki ince nokta şu, Hristiyanlıkta itiraf yeterlidir, samimiyet önemli değildir. Yani kişi itiraf etsin. Yani bir kişiye itiraf etsin, o kişi de Tanrı adına onu affetsin. Ama Müslümanlıkta samimiyet önemlidir. İtiraftan çok samimiyet önemlidir. Samimi bir şekilde eğer o tevbenizi yaptıysanız Allah onu affeder. Yani bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir kadın zina ediyor Medine'de. Tabi o dönemde zina ile ilgili henüz bir ceza tereddüt etmemiş. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime yok. Ve hani şerru men kablena diyeceğimiz, yani Efendimizin daha önceki ümmetlerin şeriatlarına uyarak bazı cezalara cezalar verdiğini, kefaret olarak cezalar verdiğini biliyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun taşlanması ile ilgili bir hüküm veriyor.
Ve nihayetinde kadın taşlanıyor. Tabii bu kadın şöyle bir özelliği var. Efendimiz'e geliyor, diyor ki ya Resulallah, ben diyor zina ettim, beni temizleyin. Beni temizleyin. Peygamberimiz diyor ki sen git diyor. Kadın hamile, işte karnında çocuğu var. Çocuğunu doğur öyle gel. Çocuğunu doğuruyor geliyor, ondan sonra yine diyor ya Resulallah beni temizle. Ya aynı işte Kâb gibi, yani o yük onda öyle bir yük oluyor ki, o günah yükü. Yani ondan arınmadan, kurtulmadan kendisini rahat hissedemiyor. Peygamberimiz bekliyor ki hani vazgeçsin. Hani bu artık, çünkü Efendimiz ceza verme niyetinde değil. Yani ona herhangi, ama kadın çok ısrar ediyor. Diyor ki çocuğunu doğur öyle gel. Çocuğunu doğuruyor geliyor, yine aynı şeyi söylüyor. Efendimiz diyor ki çocuğunu 2 yıl emzir öyle gel. Hani bekliyor ki vazgeçsin, hani tevbe etsin de artık bana da gelmesin şeyinde. Ve nihayetinde Efendimiz hani o taşlama cezası verildiğinde taşlanarak vefat ediyor bu kişi. Sahabeden 2 kişi geliyor ve diyor ki Peygamber Efendimiz'in yanında, yani affedersiniz onu diyor köpekler gibi taşladık ve öldürdük diye bir tabir kullanıyor. Peygamberimiz diyor ki ağzındaki o kirli şeyi tükür diyor. Niçin ya Resulallah, o günah işlemedi mi? Diyor ki o diyor günah işlemeden önce öyle bir tevbe etti ki, o diyor Medine'deki onun tevbesi bütün günahkarlara dağıtılsa Allah hepsini affedecekti. Şimdi burada o samimiyet, yani o kişinin kendi içindeki o samimiyetiyle yapmış olduğu tevbe ve Cenab-ı Hakk'ın da aslında baktığı şey bu. Ve bu anlamda kul sürekli günah işleyebilir. Yani günah işlememek veyahut da bir kere işledi bir daha işlememek diye bir şey yok. Burada örneğin alimlerin şöyle bir şeyi var, görüşü var. Örneğin bir kişi sürekli kendisi ibadet etse, sürekli kendisini haramlardan korusa ve hiç tevbe edecek bir durumda olmasa, yani kendini öyle hissetse, diğer kişi de sürekli olarak tevbe etse, hangisi daha faziletlidir Allah katında diye bir kıyas yapıyorlar. Diyorlar ki sürekli tevbe eden Allah katında daha faziletlidir. Çünkü diğerinin günahını küçük görme hastalığına kapılma riski var. Yani ben günahsızım, işte sürekli ibadet ediyorum, haramlardan korunuyorum. Dolayısıyla benim tevbe edecek bir durumum yok deme tuzağına, tehlikesine düşme riski var. Ama öbürsü ise sürekli kendisinin günah içerisinde olduğunu düşünüyor ve Allah'a yöneliyor. Ve bu kişi diyor Allah katında daha değerlidir. Yani Hazreti Ömer Efendimiz'in böyle kişiler için söylediği bir ifade var. Diyor ki sürekli tevbe eden kullarla beraber olun. Çünkü onların kalpleri çok hassastır diyor. Yani gerçekten tevbe dediğimiz şey... Kalbin hassaslaşmasıyla tövbe arasında bir çok büyük ilişki bir var. Çok ilişki var. Yani hani dedik ya, tevbe aslında bir kulluğun göstergesi. Yani namaz gibi, aynı oruç gibi. Yani kulun sürekli olarak yapması gereken bir şey. Efendimizin günde 100 defa tevbe etmesinin sebebi nedir? Yani sebebi bu ki Kur'an-ı Kerim'de de Efendimiz'e sürekli olarak tevbe et diye ayet-i kerimeler var. Ve Efendimiz de kendisinin tevbe ettiğini ifade eden ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla tevbe dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim ve sünnette baktığımızda kula yakışan, kulu kul yapan, Allah'ı karşısında Allah'ın büyüklüğünü her daim hatırladığı bir unsur. Hani la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Yani Yunus Aleyhisselam'ın dediği, hani inni ya la ilahe illa ente sübhaneke, yani sübhansın sen. Sen her türlü noksanlıklardan, günahlardan münezzeh olan sensin. Günahkar olan benim. İnni küntü mine zalimin. Yani burada sen Allah'sın, ben kulum. Burada tevbede çok güzel bir noktayı Yunus Aleyhisselam o kadar güzel bir şekilde çerçevesini çiziyor ve Allah'a affediciliğin yakıştığını, kula da hata yapmanın aslında yakıştığını bunu ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kul diyor tevbe ettiği zaman Allah çok sevinir. Öyle sevinir ki diyor, aynı bir benzetme yapıyor. Bir kişi çölde devesiyle seyahate çıksa ve bir ağaca devesini bağlasa ve bir zaman sonra uyuyup kalsa ve devesi de kaçıp gitse, ipini çözüp kaçıp gitse. Bu kişi ne olacak? Onun için ölüm mukadderdir artık. Çünkü çölün ortasındasınız, yiyecek içecek hiçbir şeyiniz kalmamış. Ve bir zaman sonra tekrar ağacın dibine yatar ve ölmeyi bekler. Tam uyumak üzereyken devesi tekrar gelir başına. Bu kişinin diyor sevinci ne kadar büyükse, şimdi Efendimiz hep benzetmelerle anlatıyor Aleyhisselatü Vesselam, ne kadar büyükse Allah'ın
kulunun tevbe etmesi karşısındaki sevinci de o kadar büyüktür. Müslim'in rivayetinde hadise bir ek yapılıyor. O hadiste de deniyor ki kul o kadar sevinir ki ey Rabbim diyeceği yerde ben senin Rabbinim der diyor. O kadar sevinir. Ama tabii Cenab-ı Hak onun o söylediği şeye bakmaz. Kalbindeki o samimiyete binaen onun günahını affeder diyor. Yani gerçekten burada bize düşen, kula düşen her daim hata yapabileceğimiz bilinciyle yaşamak ve kişi her daim tevbe etmesi diyor. O günahı sürekli işlese bile Allah-u Teala tarafından affedilebileceğinin bir işaretidir diyor. Yani sahabenin böyle bir rivayeti var. Yani hiçbir zaman şu yanılgıya düşmeyelim. Ben günah işledim ve o günahım neticesinde tevbe ettim. Bir daha günah işledim. Allah beni affetmez. Bu duyguya kapıldığımız zaman, tam da şeytanın aslında istediği noktaya gelmiş oluyoruz. Yani kişi bu sefer günahını gerçekten yönetemeyeceği bir noktaya geliyor. Yani kulluktan çıkmaya başlıyor ve günah girdabına girmeye başlıyor. Ve ondan sonra da artık bir günah başka bir günahı, o günah başka bir günahı doğuruyor. Ve nihayetinde de baktığımızda o kişi tam aslında şeytanın istediği noktaya geliyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala, müminler günah işlediği zaman hemen Allah'a tevbe ederler diyor. Geciktirmezler. Yani çünkü tevbedeki usul budur. Hiçbir zaman gecikme olmaması gerekiyor. Çünkü geciktiğiniz zaman o günahı benimsemek, o günah ile aynileşmek, o günahın artık sizde bir karakter haline gelmesi tehlikesi vardır. Peki. Hocam tam buradan biraz detaylandıralım mı şimdi? Tabii. Geciktiğiniz zaman dediniz. Yani bir günahı aslında yapıp tövbe etmeyip biraz zaman geçtikten sonra tekrar aynı günaha düştüğünüzde tekrar bir süre sonra normalleşip size daha basit mi gelmeye başlıyor? Ve biraz fazla o günaha düştükten sonra da hani ben herhalde artık bu günahtan kurtulamam, uzaklaşamam gibi bir düşünce mi geliyor? Tam bu noktada biz Rabbimizin kendisini et-tevvab olarak tanımlamasını, esmalarından birini bize böyle tanıtıyor olmasını nasıl ilişkilendireceğiz? Tabii. Ya şimdi Allah-u Teala'nın Rahman sıfatı, Rahim sıfatı, Gaffar sıfatı, Halim sıfatı, yani bunları Tevvab ismi, bunları sıfatı, bunları koyduğumuzda eğer Allah günahları affetmeyecekse bunları niye zikretsin? Yani dolayısıyla kul her daim, örneğin Tevvab diyoruz değil mi? Tevvab ismi, Cenab-ı Hakk'ın Tevvab ismi Allah'a dönük yönü itibariyle bolca günahları affeden demektir. Kula dönük yönü itibariyle de bolca günah işlediği halde tevbe eden anlamındadır. Yani dolayısıyla ve Allah Kur'an-ı Kerim'de tevbe edenleri övüyor. Yani Hazreti İbrahim'i övüyor. O diyor tevbe eden ve Allah'a sürekli yönelen bir kuldu diyor. Onun tevbe ediş özelliği söyleniyor. Ve tevbenin hiçbir zaman bu anlamda geciktirilmemesi, yani her daim hayatın bir parçası olması çok önemli. Yani düşünün ki siz bir günah işlediğinizde o günah başka bir günaha, daha büyük bir günaha ve en sonunda da dönülmeyecek olan şirke kadar sizi götürebiliyor. Çünkü her günahta hani şirke giden bir yol var aslında. Çünkü düşünün ki Efendimiz şöyle bir benzetme yapıyor. Her günah kalpte bir leke meydana getirir. Eğer kul tevbe ederse hemen o cilalanır. Ama eğer tevbe etmezse kalbi onun simsiyah olur. Ve nihayetinde ayet-i kerimeyi okuyor. Onların helak olmaları, onların artık dönülmeyecek yolda olmalarının sebebi tevbe etmemeleridir diyor ayet-i kerimede. Yani bu halleri sebebiyle onların kalpleri mühürlenmiştir diyor. Cenab-ı Hak aslında kimsenin kalbini mühürlemiyor, mühürlemek de istemiyor. Yani böyle bir şey yok. Allah sürekli olarak o tevbe kapısını bize açık bırakıyor. Yani düşünün ki Vahşi binti Harp gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasını şehit etmiş, dünyada en sevdiği varlıklardan bir tanesi olan, yakın olan birisini şehit etmiş birisi, kaçıyor. Mekke fethedildiğinde kaçıyor. Affedilmeyeceğini düşünüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber gönderiyor. Diyor ki Vahşi'ye söyleyin gelsin. Vahşi diyor ki sizin diyor kitabınızda, Kur'an-ı Kerim'de insanlara haksız yere öldüren, zina eden, insanlara zulmeden kişilerin affolmayacağı yazıyor. Dolayısıyla ben bu günahların hepsini işledim ve senin de beni affetme yetkin yok. Yani Allah diyor beni affedecek. Yani ben diyor gelemem. Ayet-i kerime nazil oluyor. İşte Allah şirkin dışında bütün günahları affedecek.
Ve bunun üzerine diyor ki, isterse affedecek diyor. Ya istemezse, yani şimdi mektuplaşıyorlar bu arada. Çok enteresan bir anekdottur aslında İslam tarihinde. Ve aslında bir yerde de Müslümanlar için, kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar için büyük bir kapı da açıyor. Evet. Yani bu mektuplaşma, bu sorgulama. Güzel bir vesile. Ne kadar güzel bir vesile. Ve nihayetinde ayet-i kerime nazil oluyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ Ayet-i kerime nazil olduğunda, yani ey nefislerini israf eden, ey nefisleri aleyhinde aşırı giden kullarım, kendinizi yani yormayın, kendinizi bu anlamda nefsinizi sıkıntıya sokmayın. Allah bütün günahları affedecek. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Allah bütün günahları affedecek. Hı hı. Şimdi bu ayet indiğinde artık gidecek hiçbir şey kalmıyor ve geliyor, teslim oluyor. Hı hı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşünün ki buna bu kapı açılmış. Ya bu kapı kapansaydı, yani ne olacaktı halimiz? Ve sahabe bu ayet-i kerime indiğinde ve vahşi geldiğinde Efendimiz'e bu bağışlanma müjdesiyle geldiğinde sahabe diyor ki, ya Resulallah, bu sadece vahşi için mi geçerli, bizim için de geçerli mi? Hı hı. Diyor ki, bu hepiniz için geçerli. Şimdi düşünün, öyle büyük bir müjde ki Allah bütün günahları affedecek. Yani Allah'ın günahımı benim affetmeyeceği kadar büyük bir günah işledim demek bir kibirdir aslında. Ya ben öyle bir günah işledim ki tevbe etmiyorum. Hı hı. Yani Allah bunu affedemez yani, haşa. Şimdi aslında bu demektir yani. Evet. Kişinin tevbe etmemesi, yani benim işlediğim günah o kadar büyük ki Allah'ın rahmetinden daha büyük bir günah işledim, haşa. Şimdi bu bir aslında şirke götürür insanı. Hı-hı. Yani bu bir şirktir. Bir de Allah ayeti kerimede her günahı affedeceğini söylerken, her günahı affedeceği söyleniyor. Biz ona tekrar karşıt bir sınır getiriyoruz. Tabii sınır getiriyoruz. Ya da ne oluyor? Günahın içerisinde boğuluyoruz. Yani o günah bizim kişiliğimiz haline geliyor. Ve o günah artık bizi hayatta hep yönetmeye başlıyor. Her türlü aile içi ilişkilerimizde, toplumdaki ilişkilerimizde, her şeyimizde o günah bizim artık bizi yönlendiren olmaya başlıyor. Onun için burada yani Vahşi'nin şeyi çok önemli. Tabii burada bir anekdot daha var. Vahşi diyor ki, ben diyor bu mızrakla İslam'ın diyor en şerefli, peygamberin en sevdiği insanı şehit ettim. Bununla diyor İslam'ın en büyük düşmanını öldürmediğim müddetçe kendime asla diyor izin vermeyeceğim, rahat hissetmeyeceğim. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde, yalancı peygamber hadisesi çıktığında, Müsellemetül Kezzab olayı çıktığında bir savaş esnasında o mızrakla onu öldürüyor. Ve o zaman diyor, tamam şimdi oldu, yani artık diyor aklandım. Yani burada aslında şöyle bir şey var. Hani her tevbe, tabii konudan konuya geçmiş gibi oluyoruz ama yaptığınız günahı, işlediğiniz günahı tekrar onarmak. Hı. Ve tevbeyi kendi cinsinden yapmak. Yani hangi günahı işlediyseniz o günahın cinsinden bir tevbe yapmak. Yani bu çok önemli aslında. Peki Harun Hocam, buraya geleceğiz. Burası geniş bir konu. Tamam. O yüzden araya girdim. Şimdi esere gideceğiz. Bir de hocam bu konuyla ilgili, hani ayet-i kerimede de var ya, siz mesela cinsinden yapmak dediniz. Hani bir kötülük işlediğiniz zaman ardından hemen bir iyilik, evet, yapın. Bu da mesela tövbeyle ilişkileniyor mu? Nasıl ilişkileniyor? Tamam. Hepsini detaylandıracağız efendim. Ama şimdi güzel bir eser arası. Ardından biz buradayız. Sohbetimiz devam edecek.
Seyret.
geçsem. Ya Muhammed canım, arzular senin. Nur Muhammed canım, arzular devam ediyoruz efendim. Bir çarşamba gününde daha yayınımıza. Güzel bir eser arasıydı yine. Ali Osman Alıca ve ekip arkadaşları seslendirdiler. Hepinizin emeğine sağlık, ağzınıza sağlık. Yayınımızın sonuna kadar bizimle birlikte olacaklar. Onlar da yine güzel eserleriyle ara ara yer vereceğiz programımızda efendim. Ama şimdi Harun Hocam'la birlikte tövbe konusunu, arınma bilinciyle tövbe konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam en son dediniz ki Hazreti Vahşi'den örnek kendi vererek, cinsin, bağlayarak, evet, tövbenin kendi cinsinden olması. Yani bu manada da bir çaba içerisinde olması insanoğlunun iyidir dediniz. Ben de bu hani her kötülüğün peşinden bir iyilik yapın ayet-i kerimesiyle de ilişkileniyor bu. Nasıl olacak? Bu bilinçte nasıl yaşayacağız biz bu dünya hayatını? Buyurun lütfen detaylandırırsanız. Şimdi tövbenin iki boyutu var aslında. Birisi Allah'a dönük boyutu, bir de topluma dönük bir boyutu var. Çünkü işlediğimiz günah eğer Allah'a karşıysa, yani Cenab-ı Hakk'ın hukukullah dediğimiz işte namaz gibi, oruç gibi, onun helaller ve haramlar çizgisini aşmak gibi bir takım şeylerden kaynaklanıyorsa bu tövbe Cenab-ı Hakk'a karşı yapılmalı ve Allah'tan af ve mağfiret dilenmelidir. Kullara karşı yapılıyorsa yine Allah'a tövbe edilmelidir. Fakat burada şöyle bir şerh konuluyor. Kula karşı işlenen günahlarda öncelikle neyi yaptıysak onların yerine geri konması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki altın ve akçenin geçmeyeceği o günün şerrinden Allah'a sığının. Çünkü o gün diyor hiç kimse, yani hiçbir şey fayda etmeyecek ona. Siz dünyada helalleşmediğiniz birisiyle ahirette karşılaşacaksınız diyor. Siz hatta bu çok meşhur bir hadistir. Müflis hadisi denir. Müflis kimdir diye sorar ashabına. Herkes derler ki ya Resulallah, müflis bütün malını mülkünü kaybetmiş olan kişiye biz müflis deriz. Peygamberimiz hayır diyor. Müflis o değildir. Müflis yarın kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıkar. İşte ona küfretmiş, onun hakkını yemiş, ona haksızlık yapmış bir kişi bu günahı işlediği kişiyle karşı karşıya gelir. Ve Allah ne yapar? O kişinin günahından, o kişinin günahından kuluna yüklemeye başlar. Çünkü orada helalleşme zor. Orada herkesin en ufak bir şeye bile ihtiyacı olacak. O kişi hakkını orada helal etmediği zaman Allah-u Teala aralarında adaleti sağlamak için ne yapacak? O günah işlediği kişinin günahını bu tarafa yükleyecek. Yani kişi bu sefer ne olacak? Kendi günah yükü artacak. Öyle olacak ki hala o kişinin alacağı varsa bu sefer senin sevabın ona geçecek. Yani zaten elimizde ne kadar sevabımız var, ne kadar sevaptır onu da bilmiyoruz. Yani o kıyamet gününün dehşetli anında. Ve elimizdeki sevaplar da bittiği zaman işte müflis bu kimsedir diyor. Yani tamamen karşı tarafın günahını yüklenmiş, kendi sevabını da karşı tarafa yüklemiş. Şimdi bu insandan daha müflis kimse olamaz diyor. Dolayısıyla o gün gelmeden hepiniz helalleşin diyor. Burada helalleşme dediğimiz şey sadece dil ile yapılan bir şey değil. Biz Müslümanlar olarak belki bu hatayı çok yapıyoruz. Yani elimizi çokça açıyoruz, çokça tövbe ediyoruz. Fakat yaptığımız bu tevbelerde mutlaka geri yerine koymamız gereken şeyler var. Yani fiili bir şeylere de ihtiyaç. Fiili şeyler var. Şimdi adamın malını çalmışız. Diyoruz ki Allah'ım affet. Halbuki o mal elimizdeyse hala gidip teslim etmemiz lazım o malı. Ya da elimizde değil harcadıysak onun değerini teslim etmemiz lazım. Ya da değerini teslim edecek durumda değilsek o kişiye söyleyip bir borçlanmamız lazım. Yani ben bu malı sana vereceğim, hakkını yeter ki helal et dememiz lazım. Yani bir şekilde helalleşmekten bahsediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani kul, hani Efendimizin hayatında da çok örnek var. Vefat etmeden önce işte sırtını açıyor. Diyor ki ashabı önünde bir savaş dönüşünde. Diyor ki kimin hakkı varsa benden alsın.
olur mu ya Resulallah falan. Hayır diyor, ben diyor kıyamet gününde hani sizlerle bu sebeple karşı karşıya gelmek istemiyorum. Yani ve ashabına güzel bir örnek oluyor. Yani bizim de böyle yapmamızı söylüyor. Ve sahabe de hep böyle yapmıştır. Ölmeden önce mutlaka hep birileriyle yani helalleşmiş. Elbette Allah'a karşı sürekli tevbe ve niyazda bulunacağız. Yani tevbeleri kabul eden Allah'tır. Ama dünyaya yönelik tarafta innel hasenati yuzibne seyyiat. Yani iyilikler kötülükleri yok eder ayet-i kerimesi aslında bunu ifade ediyor. Buradaki iyilik nedir? Yaptığımız o kötülüğü bir şekilde iyilikle değiştirmek, iyilikle o kötülüğü yok etmek, o kişiyle helalleşmek. Evet. Ve aslında burada şöyle bir yanılgı içerisindeyiz. Ben af dilersem bu beni küçültecek. İşte ben bir kişiye gitsem desem ki ya ben senin gıybetini yaptım arkadaş, sen yoktun, işte falanca yerlerde söyledim. Ondan sonra beni affet dediğimizde o kişi bize kızacağını düşünüyoruz. Aslında bu da şeytanın verdiği bir duygu. Bu da bir kibir duygusu. Buna kapılmamak lazım. Yani o kişiye gidip özür dilemeyi bilmek lazım. Göreceğiz ki hani bir söz vardır. Allah gerçekten yerdeki başı çiğnetmez. Yani sen başını yere koyduktan sonra o kişi de ona basamaz artık. Yani sahabe hep böyle yapmış. Yani İki sahabe arasında işte bir kötü söze dair bir şey olduğunda işte ey zencinin çocuğu diyor bir sahabe diğerine onu tahkir edici bir şekilde. Peygamberimiz ne kadar kötü bir şey sen söyledin dediğinde o zenci olan sahabenin başını ayağının altına koyuyor. Sen bunu diyor çiğnemediğin müddetçe diyor ben diyor kendimi affetmeyeceğim. Yani dünyadayken helalleşme, evet. Ve bu insanı büyüten bir şey, Allah katında da büyüten bir şey. Yani bırakalım karşı taraf bizi affetmesin ya da karşı taraf işi zorlaştırsın, yokuşa sürsün. Yani bu önemli değil. Önemli olan bizim orada o iradeyi gösterebilmemiz. Yani bizim peygamberlerden öğrendiğimiz şeyler bu. Efendimiz'den de öğrendiğimiz şey bu. Peki hocam şimdi tövbe biraz da tövbe yapış şeklimiz ya da daha doğrusu mesela siz başta cümleleriniz arasında geçirdiniz. Aslı olan dediğiniz samimiyettir. Samimi bir şekilde yaklaşmaktır. Hatta Ka'b bin Malik'ten örnek evet, verdiniz evet. Değil mi? O gerçekten o kadar samimi geldi ki ayet inene kadar süreç sonuçlanamadı. Bu manada hocam hani biz ara ara da kullanırız hani nasuh tövbesi duyarız hani. Makbul olan tövbe budur deriz. Ne manaya geliyor tam olarak? Samimi bir tövbeyi mi kastediyoruz nasuh tövbesi derken? Ve nasıl olacak, devamlılığında ne gerektiriyor? Aslında nasuh tövbesi dediğimiz şey, yani eddinün nasiha buyuruyor Efendimiz. Din nasihattır diyor ya, din samimiyettir aslında buradaki karşılığı. Nasuh tövbesinde de samimi tövbe demektir aslında. Yani samimi tövbede hani hadis-i şerifte kime karşı ya Resulallah samimiyettir, eddinün nasihat dediğinde Allah'a, Resulüne ve ashabına karşı samimiyettir diyor Peygamber Efendimiz. Yani burada nasuh tövbesinde de birinci samimi olmamız gereken varlık Allah-u Teala'dır. Yani kul elini vicdanına koyacak ve Allah'la olan ilişkisini tekrar bir check edecek. Yaptığı günahı öncelikle fark edecek. Yani tevbenin kabul olabilmesi için öncelikle zaten o kişinin onu idrak etmesi lazım. Yani yaptığı, işlediği günahı bir kere günah olarak idrak edecek. Yani öyle insan var ki yaptığını günah olarak bile görmüyor. Yani o işlediği günahlar sebebiyle artık onun için normalleşiyor, bir kişilik haline geliyor. Hani hadis-i şerifte ifade ediliyor ya, kişi yalan söyleye söyleye yalancılardan yazılır. Ve yalan da insanı cehenneme götürür diyor Efendimiz. Yani tam zıttı da doğru söyleye söyleye de diyor, sıddıklardan kabul edilir ve o da cennete gider diyor. Yani günah dediğimiz şey insanda kişilik haline gelir. İşte nasuh tövbesi dediğimiz şey öyle bir tövbe ki, yani burada işte Hazreti Adem'in yaptığı tevbe gibi rivayetlere göre yıllarca yeryüzüne indikten sonra Allah'a tevbe ediyor. Yıllarca. Ama bir an bile tereddüt etmiyor ki Allah onu affetmeyecek. Böyle bir tereddüt yaşamıyor. Ya, tevbede böyle ince bir çizgi de var. Yani siz bir noktaya kadar gelirsiniz ve o bir noktada artık sabrınızın zorlandığı noktalar gelir. İşte Ka'b bin Mali'nin 50. gün sabahında diyor. Yer ve gök ona dar gelmişti diyor. Şimdi Allah-u Teala Ka'b bin Malik'in psikolojisini bize Kur'an'da ifade ediyor ve örnek veriyor. Yani demek ki insana nasuh tövbesi tam bu noktaya, bu eşiğe geldiği zaman olabilecek bir şey. Yoksa hani dille söylenen sıradan bir tevbe değil, sıradan bir dönüş değil. Öyle bir tevbe ki Hazreti Ömer'in ifadesiyle
Sağlam bir sütün memeye girmesi ne kadar diyor ihtimal dışıysa, nasuh tövbesi yapan bir kişinin de o günahı işleme ihtimali o kadar azdır diyor. Yani sahabenin yapmış olduğu tevbelere baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin yapmış olduğu tevbelere baktığımızda hep böyledir. İşte Yunus Aleyhisselam'ın tevbesi diyoruz. İşte o balığın karnında işte değil mi? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin dediğinde aslında o bir nasuh tövbesidir. Yani ya Rabbi ben senin bana verdiğin peygamberlik görevini yüklenemedim. Ve senin emrin olmaksızın kavmim Ninova'yı terk ettim. O insanlara sabretmedim. Ve ben kavmimi bıraktım ve senin emrin dışında. Hiçbir peygamber Allah'ın emri olmaksızın kavmini terk edemez. Yani böyle bir şey yok. Ama o bunu yaptı. Ve büyük bir günah aslında bir peygamber açısından düşündüğümüzde çok büyük bir hata. Ve bu işte malum kıssadır. Balık denize açılıyorlar, kura çekiliyor, kura neticesinde o çıkıyor ve atılıyor ve balık tarafından yutuluyor. Ve nihayetinde yaptığı hatanın farkına varıyor ve o hatada nasuh tövbesi yapıyor. Ve eski halini hani bir yaptığının farkına vardı, ikincisi Allah'a tevbede bulundu, üçüncüsü yaptığını daha güzeliyle değiştirdi, kavmine geri döndü. Orada tabii çok ilginç bir anekdot daha var geçer. Kavmine döndüğünde, Ninova'ya döndüğünde, bugünkü Musul kentinin yakınlarında bir şehir Ninova, hala da Ninova diye geçer. Şimdi oralarda döndüğünde kavminin Müslüman olduğunu görüyor. Yani ona isyan eden kavminin Müslüman olduğunu görüyor. Yani burada aslında Cenab-ı Hak bir mesaj daha veriyor ona. Yani benim aslında insanların hidayete ermesi için peygamber göndermeye de ihtiyacım yok. Hani sen terk ettin, hani belki kendine bir anlam yükledin yaptığın işe ama ben bunu sen olmaksızın da yapabilirdim. Hani bu mesajı da veriyor. Şimdi diğer peygamberler de böyle işte Hazreti Musa'nın duası var işte kendime ben zulmettim diyor. O bir kişiyi öldürüyor yanlışlıkla. Allah'ım sen beni affetmezsen ben diyor şey yapamam, kurtulanlardan olmam. Yani nasuh tövbesi öncelikle kişinin faturayı kendisine kesmesi. Hiç kimseye kesmemesi. Ama fakat lakin demeden. İşte ya Rabbi onlar da yanlış yapmıştı. Yani Yunus peygamber öyle bir şey demedi. Değil mi? Halbuki kavmi yanlış yapmıştı. Evet onu o noktaya getiren kavmiydi yani. Evet. Ama hiçbir zaman kavmine bunu demedi. Yani ya Rabbi işte onlar günah işlediler. Onlar hata yaptı. Onlar benim sabrımı taşırdı. Yani bakın. Yani savunma mekanizmasını çalıştırmıyor tabii. Çalıştırmıyor. Yani öyle bir mekanizma yok. Hazreti Musa'da da aynı şeyi görmüyoruz aynı şey, aslında tabii. Dediğiniz gibi hocam. Evet. Mesela orada da mesela onu bir şekilde tabiri caizse tahrik ediyor. Hani oradaki tabii. Kişi geliyor tekrar yardım istiyor aynen. Vesaire falan. Yani orada da aslında Hazreti Musa'nın bir manada hani bizim daha böyle nefsanide baktığımızda kendisini böyle savunabileceği bir şey var tabii. Gibi hani. Ama yapmıyorlar. Yapmıyor. Kendilerine alıyorlar. Tabii yapmıyor. Çünkü burada işte nasuh tövbesinde birinci öncelik bu. Amasız, fakatsız, lakinsiz iğneyi kendimize batırmak. Yani biz bunu toplumda çokça yaşıyoruz. Yani bazen işte diyor ki affetmiyorum diyor bir kişiyi. Değil mi? Ben diyor onu affetmiyorum, affedemiyorum. O bana öyle bir şey yaptı. O bana öyle bir şey yaptı ki affedemiyorum onu. Halbuki burada formül çok ortada. Allah-u Teala diyor ki affet. Yani sen bu yükünden bir kurtul. Önce kendine hani bu şeyi bir biç. Sen kendinde olan kısmını bir kabul et önce. Ondan sonrasını diyor sen bana bırak. Yani tabir caizse. Çünkü Allah-u Teala bize bu yolu Adem peygamberden itibaren göstermiş ve bütün peygamberler hep kendine öncelikle bu faturayı kesmişler tabir caizse. Dolayısıyla nasuh tövbesinde birinci şeyimiz bu. Yani hiç kimseye suç bulmadan ve yaptığımızı düzelterek. Yani ya Rabbi ben bir daha bu günahı işlemeyeceğim. En azından işlememeye irade göstereceğim. Yani insanız elbette ki insan yine hata yapar. Yani Efendimizin ifadesiyle Ademoğlunun en hayırlısı günah işledikten sonra tevbe edendir. Dolayısıyla insan elbette yine günah işleyebilir. Günah işlemediğini iddia eden bir kişi yani aslında bir yerde şirk tuzağına da düşer. Ki peygamberimizin tevbe etmesi, istiğfar etmesi ortada dururken bir kişinin günahsız olması düşünülemez. Dolayısıyla nasuh tövbesinin belki diğer tövbelerden farklı kılan şey ciddi ve külli bir irade göstermesidir. Yani bu iradeyi gösterdikten sonra Cenab-ı Hak onun tövbesini kabul edecektir inşallah. İnşallah. Hocam siz aktarırken aklıma geldi dediniz ya hani insan bir şekilde onu sorumluluğu almalı tabiri caizse. Tabii. Yaptığı hatada başkalarına bir şey bulmaktan ziyade.
biz bu sorumluluğu almayıp bir şeylere bahane bulur hale geçtiğimizde bir manada hocam şeytanın tavrına da çok ürkütücü olsa da yaklaşıyor gibi miyiz? Mesela o da dedi ki ben daha üstünüm dedi önce. Tabii, sonra dedi ki sen beni azdırdın. Tabii, sen beni azdırdın dedi. Bir şekilde yani atıyor üstüne aslında yaptığı suçu değil mi? Yani Allah bize bir irade vermiş. Biz bu iradeyi reddediyoruz aslında. Yani diyoruz ki Allah'ım bu iş, ben bu günahı işledim ama bu benim iradem dahilinde değil. Şimdi bu aslında düpedüz Allah-u Teala'ya bir iftira atmak. Evet. Allah bir akıl vermiş ve sen bunu diyorsun ki ya Rabbi ben bunu işledim ama bu benim aklımla alakası yok bunun. Şeytan bunu diyor işte febime agvayteni, yani sen beni azdırdın dediği zaman aslında buradaki sorumluluğu atmış oluyor. Bu anlamda tevbe iradi varlıkların bir fiilidir. Yani iradi olmayan, hani Kur'an-ı Kerim'de örneğin ağaçların, kuşların, böceklerin tevbesinden bahsedilmiyor. Evet. Tesbihinden bahsediliyor. Yani Allah'ı zikretmesinden bahsediliyor ama tevbesinden bahsedilmiyor. Yani burada tevbe insana yönelik bir fiil. İradesi olan varlığa yönelik bir fiil. Ve insanın tevbeyi inkar etmesi ve Allah'ın kendisine verdiği o irade ve aklı inkar etmesi demektir aslında. Dolayısıyla insan sürekli olarak tevbe edecek ve bu tevbeyi kendisi yapacak. Yani örneğin ben sizin adınıza tevbe edemem. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in örneğin inne salateke sekenün leh gibi bir ayet-i kerimede geçer. Senin duan onlar için bir sekinettir. Yani ashabına dua etmesi, onlar adına tevbe etmesiyle ilgili ayet-i kerimeler vardır. Fakat buradaki şey Peygamberimizin onların günahlarını bağışlatacağı, bağışlayacağı anlamında değil. Onlara destek olma, onlara cesaret verme, yani onlara moral, motivasyon, psikolojik destek verme anlamındadır. Yani nihayetinde Kur'an-ı Kerim'de örneğin Peygamber Efendimiz amcasının Müslüman olmasını, affedilmesini çok istiyor. Ama bir bakıyorsunuz ki ayet-i kerimede yani diyor ki hayır diyor yani istağfir lehum evla testağfir lehum in testağfir lehum seb'ine merraten felen yağfirallahu lehum. Ayet-i kerimede sen onların yerine 7 kere de 70 kere de tevbe edecek olsan Allah senin tevbeni kabul edecek değil. Çünkü niye? Ben ona irade verdim. Ben senin amcana irade verdim. Ben işte senin sevdiğin kişiye irade verdim. Ayet-i kerimede buyuruyor ki senin akraban dahi olsa senin diyor tevben onlar için bir şey ifade etmiyor. Evet sen onlara onlar adına tevbe niyazında bulunarak destek olmuş oluyorsun. Ama onu kurtarmıyor. Yani bu nedir? Bir Müslüman kuldur. Ben tevbe ederim. Peygamberimiz de benim tevbeme ilave bir Allah'a yalvarır. O benim tevbemi güçlü kılar. Ama düşünün ki günahı işleyen günah işlemekte devam ediyor. Şirki işleyen şirk işlemekte devam ediyor. Ama ben sırf onu sevdiğim için affedilmesini onun istiyorum. Adına dua ediyorum. Ama yani burada dinin sahibi var. Allah var. Yani onun sınırına girdiğimiz zaman bir şekilde o affı olmuyor işte. Nuh Aleyhisselam'ınki de öyle. Oraya geleceğiz hocam. Nuh Aleyhisselam'da bir sonraki bölümde soracağım. Son olarak söylediklerinizden benim anladığım fiili yapandadır sorumluluk aslında. Evet. Değil mi aynen hocam? Öyle. Yani biz o kararı verdiğimiz için sorumlu olan varlıklar, irade sahibi olan varlıklar olarak da tövbemizden de biz mesulüz anladığım aynen kadarıyla. Evet. Tabii ki başkaları bizim için ya da biz onlar için dua edebiliriz ama fiilin sorumluluğu aynen bizdedir anladım. Aynen. Son sözlerinizden Harun hocam. Evet efendim devam edeceğiz tövbe konusuyla. Son bölümümüzde birazdan yine ekranlarınızda olacağız ama şimdi efendim çarşamba günlerimizi renklendirdiğimiz gibi yine güzel bir eserle devam ediyoruz. Ardından buradayız. Sultanım özüm hicran.
Devam ediyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Çarşamba sabahındayız. Günün konusu tövbe. Detaylandırmaya çalışıyoruz yayınımız başladığından beri. Ve Ali Osman Alaca ekip arkadaşları bugünümüzü biraz daha renklendiriyorlar musiki ile. Güzel bir eserin ardına salavatla bağladınız. Evet, çağırırım ey dost seni dedik biz de. Ey benim sultanım özüm, hicranım çok, gülmez yüzüm. Yakup oldu ağlar gözüm. Çağırırım ey dost seni. Yani eserimizle sizlerin konusu da bu şekilde bir tevbe, bir af, mağfiret, pişmanlık uyuşmuş oldu. Ayrıyeten bir güzellik oldu. Güzel oldu. Ağzınıza sağlık. Gönüllerinize sağlık. Gönlünüze sağlık sizlerin de. Teşekkür ediyoruz. Yeniden son bir güzel eserle devam edeceğiz. Artık veda eserimiz olacak. İnşallah. İnşallah. Peki. Evet Harun Hocam. Devam ediyoruz tövbe konusuna. En son demiştiniz ki Hazreti Nuh'un da bir aslında tövbesi var bir manada. Ama burada Hazreti Nuh aktaracaksınız mutlaka ama oğluyla ilgili aslında bir şeyi Allah-u Teala'ya sorar gibi oluyor. Sonra ayetin peşinden bir pişmanlıkla hemen tövbe ediyor. Evet. Harun Hocam ben burada hep şeyi düşünürüm. Aslında bir önceki ayette ona ailenden hani karın dışında kimse kalmayacak deniyor. Sanki Hazreti Nuh'un hani orada bana o sorgulaması çok normal gibi gelir hep. Çünkü hani evladı onun da geleceğini düşünüyor. Evet, evet. Ama buna rağmen şahsen ben şahsım adına çok net bunu söyleyebilirim hocam. Ben büyük ihtimal hani ardından hemen işte şu cümleyle gidebilirdik. Hani o dediniz ya savunma yapmıyorlar. Evet. Biz orada mesela ben şunu düşünürdüm hocam. Yani ama Rabbim sen demiştin ailenden kimse evet. kalmayacak ama Hazreti Nuh böyle bir şey demiyor. Hemen tövbe ediyor. Evet. Ben bilmem diyor. Nasıl oluyor hocam bir aktarın bize. Aslında Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç bir anekdot bu anlatılan. Sadece Hazreti Nuh'la ilgili de değil yani Hazreti İbrahim'in babasıyla ilgili de böyle bir serzeniş, böyle bir yaşadığı olay var. Kur'an-ı Kerim'de işte peygamberlerin imtihanları var. Evet. İşte Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın imtihanı var. Kimisi aileyle imtihan oluyor. Kimisi sağlığı saatiyle imtihan oluyor. Nuh Aleyhisselam da evladıyla imtihan oluyor. Tabii bir baba şefkati, merhameti ve evladına o dalgalar yükseldiğinde gemisine binmesini söylüyor. Fakat o kendi başına kurtulacağına inanıyor. Yani aslında orada gemi bir metafor aslında. Yani evet fiziki bir varlığı da var ama bize metaforik bir şey de anlatıyor. Yani o gemiye binen kurtuluyor aslında. Yani Nuh Aleyhisselam'a tabi olmak gibi düşünelim. O tabi olmaktan vazgeçiyor. Düşünün bir tarafta Allah'ın bir vahyi var. O vahyin temsilcisi bir peygamber var. Bir tarafta da ona sırtını dönmüş bir evlat var. Kendi canından, kendi kanından çok sevdiği bir evladı var. Haliyle bir baba hassasiyetiyle evladını kurtarmak için hani ya Rabbi bu benim evladım diyor ayet-i kerimede. Ondan sonra Allah-u Teala da hayır diyor. Leyse min ehlik diyor. Artık o senin ailenden değil. Yani burada çekilen çizgi yani İslam'ın kardeşlik, İslam'ın akrabalık çizgisi, İslam'ın hani burada evlat, anne, baba arasındaki ilişkinin temel çizginin aslında iman olduğunu da görüyoruz. Eğer şirke düştüyse, Allah'a isyan ettiyse artık orada kan bağının hiçbir hükmü kalmıyor. Bunun tam tersi olarak innemel müminune ihvetün, müminler kardeştir derken de efendim Cenab-ı Hak burada kan bağından bahsetmiyor. Demek ki bizi birbirimize yaklaştıran şey kan bağı değil. Ama tabii çok acı bir anekdot bu ve Nuh Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi diyor ben ilmim olmayan bir şeyi senden istedim. Beni affet ya Rabbi. Eğer sen beni affetmezsen ben hüsrana uğrayanlardan olurum. Yani burada hiç kimseye suçu atmıyor. Evet. Hazreti İbrahim de öyle. Babasının kurtuluşa ermesi için çokça istiğfar ediyor, tevbe ediyor. Fakat onu da kabul olacak bir şey yok. Bir önceki örnekte söylediğim Peygamber Efendimiz de çok istiyor amcasıyla ilgili aleyhissalatü vesselam. Yani düşünün ki o düşmanlık da yapmamış. Yani amcası, yani peygamberimize bir düşmanlık yapmamış. Mekke'deki müşriklere karşı korumuş. Aslında onun imtihanı belki en ağır olanı. Hani diğerleri belki tepki gösterdiler. Hani Kur'an'da biz ayrıntıları bilmiyoruz. Belki Nuh'un oğlu o 950 yıllık ömrü içerisinde belki birçok isyanlarda bulundu. O da Hazreti İbrahim'in babası kaç kere Hazreti İbrahim'i işte azarladı peygamberliğinden belki dolayı. De. Ama peygamberimizin amcası böyle yapmadı. Yani onu savundu bir baba gibi, baba şefkatiyle korudu, kolladı. Yani bir de peygamberimiz gibi yani çok naif, ondan sonra çok hassas bir insanın hani bu iyiliğe karşılık onun kurtulmasını istemesi,
Gayet normal bir şey yani. Hani ve insani bir şey. Fakat işte ayet-i kerimeyle Allah-u Teala sen onların yerine tevbe edemezsin yani diyor. Yani gerçekten burada hani tevbenin iradi boyutu, sorumluluk boyutu çok çok önemli. Tevbeyi hani kimseye bırakmadan her daim o şuurla bizim yaşamamız gerekiyor. Peki. Harun Hocam, şimdi süremizin sonuna doğru geldik. Son birkaç dakikamız. Evet. O yüzden malum Ramazan ayının son 10 günündeyiz. Evet. Son 10 gün mağfiret ayıdır dediniz. Evet. Yani cehennemden i̇tikaf, kurtuluş, itikaf değil evet. mi? Son 10 gün. Bize birazcık bu son 10 günde tevbe ile nasıl hemhal olmalıyız aktarır mısınız? Ya şöyle düşünelim. Şimdi Ramazan ayların sultanı değil mi? Kadir gecesi de gecelerin sultanı. Ve bunu da son 10 gün içerisinde saklı olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Peygamberimiz kendi yaşantısında ve bizim geleneğimizde hep Ramazan'ın son 10 gününde o bir geceyi aramak için itikafa giriyoruz biz. Evet. Ve 10 gün boyunca kendimizi kapatarak Allah'a ibadette bulunuyoruz. Ve buradaki asıl şeyimiz tevbe ve istiğfar aslında. Yani günahlarımızdan af ve mağfiret istiyoruz Allah-u Teala için, Allah-u Teala'ya karşı. Dolayısıyla Ramazan'ın son 10 günü her yıl tekrarlanan ve bize yenilenme fırsatı veren, tabiri caizse fabrika ayarlarımıza dönme fırsatı veren bir imkan yaratıyor. Dolayısıyla bizim bu günleri iyi değerlendirmemiz lazım. Efendimizin hadis-i şerifinde Ramazan'ın son 10 günü artık günahlardan kurtuluştur diyor. Şimdi bu kadar açık bir müjde varken eğer bunu değerlendiremiyorsak, Ramazan geçtiği halde günahları affedilmeyenin burnu yerde sürtülsün diyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, demek ki Ramazan geceleri, günleri Allah-u Teala'nın kullarını affetmek için birçok böyle sebep aradığı, adeta onların gözlerine baktığı, ağızlarından çıkacak iki kelimeye baktığı bir günleri yaşıyoruz. Elbette Allah'ın günleri hep eşittir. Fakat bu Ramazan ayının Kur'an'da ifade edilmesi, Kadir Gecesi'nin ifade edilmesi ve bu ayda işte Kur'an-ı Kerim'in inmesi, bu ayda affedilecek olmamız, bu gecelerin çok önemli olması bize büyük fırsatlar sunuyor. Belki bir yılda elde edemediğimiz şeyleri o bir gecede Allah'ın lütfuyla elde edeceğimiz günler içerisindeyiz. Cenab-ı Hak bu günleri çok iyi istifade ederek değerlendirmeyi nasip etsin bizlere. Ve hakkıyla kurtularak, günahlarımızdan arınarak, yüklerimizden arınarak çıkmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Yeni bir bilinçle Allah-u Teala yeni yıla başlamayı bizlere nasip eylesin diyorum. Amin Harun Hocam. Son olarak da şunu soracağım. Şimdi biz hani istiğfar cümleleri biliriz. Hatta bir büyük istiğfar ve benzeri falan diye, daha uzun daha kısa. Bunları yapmaya özenmeli miyiz? Bunlar önemli midir? Yoksa sadece böyle estağfurullah demek de yeterli midir? Ya da bunu gün içerisinde çoğaltmak yine Efendimizin yaptığı gibi? Ya Kur'an-ı Kerim'de işte bu peygamber dualarını örnek verdik. Bunlar aslında bizim için bir rehber konumundadır. Yani hiçbir şey bilmiyorsak aslında bunlar çok kolay dualar. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bu da bir istiğfar aslında. İstiğfar aslında. Yani Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena. Şimdi hiçbir şey bilmiyorsak bile bu duaların ezberlesek, bunları sık sık yapsak, düşünün ki Allah tarafından kabul olmuş bir duayı yapıyoruz. Yani çek edilmiş tabiri caizse ya. Ve Cenab-ı Hakk'ın da hoşuna gitmiş ki bu duayı koymuş. Doğru. Kıyamete kadar gelecek bütün müminlere diyor ki bak böyle dua etti ve arkasından da affedildiler. Şimdi böyle bir önümüzde şey varsa, rehber varsa bu dualarla bolca dua edebiliriz. Dua özü samimiyettir. Yani kalpten gelen bir samimiyettir. Bunun illa kelimeye dökülmesi de gerekmiyor. Yani bir insan kalbinden bazen öyle bir şey geçirir ki o dile dökülmese de Allah indinde kabul olur. Ama peygamber dualarıyla, peygamberlerin yaptığı tevbeler ile eğer biz de tevbe ve istiğfarlarımızı o şekilde yaparsak Allah katında eminim daha mucib dualar zümresinden olacaktır diye düşünüyorum. Hele şu günlerde. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Böyle son 10 güne girdiğimiz günlerde önemli bir konu başlığıydı. Evet. Bugün sizinle bu konuyu işlemek bizler için gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. Tüm dinleyenlerimize bayrama sağlık saatle erişmelerini nasip ediyorum. Dua ediyorum. Cenab-ı Hak bu depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Orada yaralanan kardeşlerimize, orada Cenab-ı Hak'tan yardım bekleyen kardeşlerimize de Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle inşallah bol bol lütuf ve keremde bulunsun Amin. Diye dua ediyorum. Amin. Biz de bugünlerde inşallah çokça bu konuda hem dualarımızı hem evet. böyle aktif yardımlarımızı artıralım inşallah Amin. Hocam. Tekraren teşekkür ediyoruz. Ediyorum.
Evet efendim, böylelikle bir gün daha sonuna gelmiş olduk. Güzel bir çarşamba sabahıydı. Bugünü sizlerle birlikte geçirmekten, tövbe gibi bir konuyu Harun Hocam'la birlikte işlemekten bizler memnuniyet duyduk efendim. Ümit ediyoruz ki ekranlarımızda öyle yansımıştır. Ümit ediyoruz ki farkındalığımızın arttığı bir gün daha olmuştur. Yarın sabah tekrar buradayız inşallah. Saat 10.30'da randevumuz var, unutmayın. Şimdi güzel mi güzel bir Gazali güftesiyle yayınımızı sonlandırıyoruz. Buyurun arkadaşlar, ekran sizin. Allah'a emanet olun efendim. Run, run, run.